Herkese merhaba. Bugün bir önceki podcast'te bağlantılı bir konu hakkında konuşacağım. Bir önceki podcast'te yani Andreas Vesalius hakkında konuştuğum podcast'te William Harvey'i inceleyeceğimi söylemiştim. Bugün bu incelemeyi yapacağım ve William Harvey hakkında konuşacağım. Ancak Harvey'nin hayatını incelemeden önce onun bilim ve tıp tarihinde bu kadar önemli biri haline gelmesine zemin hazırlayan Andreas Veselius'la olan bağlantısını kısaca incelemek gerekiyor. Veselius'u incelerken Veselius'un tıp alanındaki çalışmalarıyla dolaylı olarak bilime katkısı olduğundan bahsetmiştim. Bu katkılarından birinin de yaptığı çalışmaların William Harvey'nin kan dolaşımı ve kalple ilgili büyük keşifler yapmasını sağladığından bahsetmiştim. Veselius'un yaptığı bu keşiflerin insan vücuduyla ilgili yüzyıllarca kabul görmüş, birçok yanlış bilgiyi ortadan kaldırdığını da söylemiştim. Şimdi William'ın Veselius'la olan bağlantısına bakalım. Bu ikili arasındaki bağlantı Veselius'un insan diseksiyonu sonucunda elde ettiği bilgilere dayanıyor. Veselius'un yaptığı insan diseksiyonları sonucunda elde ettiği bilgiler William Harvey'nin yaptığı keşifleri çok kolaylaştırıyor. Çünkü Vesalius sayesinde insan diseksiyonuna karşı olan tutucu davranış yıkılıyor ve bu sayede Vesalius büyük keşifler yapıyor. Bu bakımdan Vesalius insan diseksiyonuna karşı olan tutumu yıkarak ve elde ettiği doğru bilgileri aktararak William Harvey'nin yaptığı keşiflere temel hazırlıyor. Şöyle ki Harvey'nin yaptığı keşiflerde insan diseksiyonu yapılmasına karşı olan tutumun yıkılması büyük önem taşıyor. İnsan diseksiyonu yaygınlaşınca Harvey yaptığı keşifleri daha doğru gözlemler yaparak elde ediyor. Çünkü artık insanları inceleyerek gözlem yapmanın yolu açıldığından insan vücudu hakkında daha doğru bilgiler elde edebiliyor. William Harvey ve Andreas Vesalius arasında başka bir bağlantı daha var. O da şu, William Harvey, Andreas Vesalius'un öğrencisinin öğrencisi. Yani Vesalius'tan Harvey'e bir öğretmen öğrenci nesniyle bağlantı söz konusu. Genel anlamda Veselius ile Harvey arasındaki bağlantıları söyledim. Artık William Harvey'nin kim olduğuna detaylıca bakabiliriz. William Harvey 1 Nisan 1578'de İngiltere'de çiftçi bir babanın oğlu olarak doğuyor. 1597 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Padova'ya giderek orada Fabrizio'dan eğitim alıyor. Bu Fabrizio dediğim kişi Veselius'un öğrencisi. Az önce Harvey'nin Veselius'un öğrencisinin öğrencisi olduğunu söylemiştim. İşte oradaki Veselius'un öğrencisinin adı Fabrizio. Harvey Fabrizio'dan eğitim alıyor ve 1602 yılında tıp doktoru ünvanını elde ediyor. Padova'da eğitimini bitirdikten sonra tekrar İngiltere'ye dönüyor. İngiltere'ye döndüğünde 1. Elizabeth'in hekimliğini yapan kişinin kızıyla evleniyor. Bu evlilik Harvey'ye yüksek kademedeki insanlarla yakın ilişki kurma kolaylığı sağlıyor. E tabi bu yüksek kademedeki insanlarla yakın ilişkide olmak Harvey'ye birçok kolaylık sağlıyor. Başarılı bir tıp kariyeri olan Harvey, 1618 yılında tahta geçen 1. James'in saray hekimlerinden biri oluyor. Daha sonra 1625 yılında James'in oğlu 1. Charles tahta geçiyor ve bundan yaklaşık 5 yıl sonra Kral Charles'ın özel doktoru olarak üst düzey bir makama sahip oluyor. Harvey sarayda gösterdiği üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirilmesi amaçlanarak 1645 yılında Merlin Koleji'ne rektör olarak atanıyor. Fakat bu yıllarda ortaya çıkan iç savaş nedeniyle 1646 yılında rektörlük görevinden ayrılıyor. Ancak saray hekimliği görevini Kral 1. Charles'ın başının kesildiği yıl olan 1649 yılına dek sürdürüyor. Harvey'nin yaşamında neler yaşadığından kısaca bahsettik. Şimdi Harvey'nin tıp ve bilim tarihinde neden önemli bir karakter olduğuna bakalım. Harvey'nin bilim ve tıp tarihinde önemli biri olmasının nedeni hayvanlarda kan dolaşımını keşfetmesi ve bu keşfini kanıtlama metodu onu önemli biri haline getiriyor. Ve Harvey bu keşfini boş zamanlarında yazarak 1628 yılında bitirdiği Hayvanlarda Kalbin ve Kanın Hareketi üzerine adlı kitabında detaylarıyla işliyor kitabını yazımının bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biri Veselius'un yazdığı Fabrika adlı kitabın Galen'in öğretişleriyle hala bir çekişme içinde olması. Çünkü Harvey'nin yaşadığı dönemde Galenciliğin sonu hala tam anlamıyla gelmemiş ve Galenciliği savunan hala birçok insan vardı. Bu nedenle Harvey kitabını bitirip yayımlamayı geciktiriyor. Çünkü Veselius ve Galen arasındaki savaş tam anlamıyla bitmediği için Veselius'un bilgilerini temel alarak yaptığı keşfi yayımlarsa Kendisinin de zarar görebileceğini düşünüyor. İşte tam da bu nedenle Harvey yaptığı keşfi öyle bir kanıtla açıklamalıydı ki kimse bunu reddetmeye cesaret etmemeliydi. Harvey bunu tam olarak başarıyor. Kimsenin reddetmeye cesaret edemeyeceği bir açıklamayla keşfini herkese kabul ettiriyor. Peki Harvey tıp ve bilimin önemli bir karakteri olmasını sağlayacak olan bu açıklamayı nasıl yaptı? Şimdi gelin bunu inceleyelim. İlk olarak Harvey'den önceki kan dolaşımı üzerine sahip olunan bilgi ve inanışa kısaca bakalım ki Harvey ne gibi bilgilerin yanlış olduğunu kanıtlamış ve doğrusunu nasıl açıklamış onu bilebilelim. Şöyle ki Harvey'nin yaşadığı döneme kadar insanlar kanın karaciğer tarafından üretildiğine ve damarlar yoluyla tüm vücuda yayıldığına inanıyordu. Ayrıca insanlar karaciğerde üretildiğine inanılan kanı mistisizme kayarak yaşam ruhu olarak düşünüyorlardı. Ve damarlar aracılığıyla bu yaşam ruhu tüm bedene ulaşıp yaşamı sağlıyordu. O dönemde kan ve kan dolaşımıyla ilgili inanış bu şekildeydi. Harvey kan dolaşımı hakkında bir deney yapmaya karar veriyor ve esnek bir eldiven kullanarak bir deney yapıyor. Eldiveni bir kalp gibi düşünüyor ve bir dakika içinde vücuda ne kadar kan pompalayacağını hesaplıyor. Hesaplamaları tamamen doğru olmasa da yakaladığı mantık savunduğu şeyi desteklemek için yeterince iyiydi. Bu deneyi daha iyi anlamak için günümüzdeki bazı verileri kullanalım. Biz bugün biliyoruz ki insan kalbi dakikada ortalama 260 litre kan pompalama gücüne sahip ve bu 260 litrelik kanın toplam ağırlığı 80 kiloluk bir insanın ağırlığının neredeyse 3 katına eşit. Bu nedenle ortalama 80 kilo olan birisinde 260 litre kan pompalanması demek kişinin ağırlığı konusunda matematiksel olarak mantıksızlık olması demek. Bu sebeple Harvey vücudun bu kadar çok kan üretmesinin mümkün olmadığını düşünüyor ve vücuttaki toplam kanın çok daha az olduğu sonucuna varıyor elde ettiği bu sonuç Harvey'nin karaciğerin sürekli kan ürettiği yönündeki inanışı yıkması demek oluyor. Çünkü Harvey bu sonuçlara dayanarak insan vücudunda sürekli bir kan üretiminin olmadığını aksine vücuttaki kanın miktarının sabit olup döngüsel hareketle vücutta hareket ettiği sonucuna ulaşıyor. Harvey'e göre bu sabit miktardaki kanın vücutta dolaşmasını sağlayan şey ise bir pompaya benzettiği kalp hatta daha da ileriye giderek vücudun en uç noktalarına kadar kanı ileten ve atar damarla toplar damar arasındaki bağlantıyı sağlayan kılcal damarların olduğunu savunuyor. Fakat kılcal damarların keşfi için 1660 yılını beklememiz gerekiyor. Çünkü 1660 yılında bir doktorun bir kurbağadan aldığı örnekleri mikroskopla incelemesiyle kılcal damarlar keşfediliyor. Bu başka bir videonun konusu bu nedenle biz kaldığımız yerden Harvey'nin kan dolaşımı keşfini incelemeye devam edelim. Harvey atar damar ve toplar damarların işlevlerini basit bir deney ve gözlemle kanıtlıyor. Aynı zamanda bu deneyle kılcal damarları görmese de varlığını kanıtlamış oluyor. Harvey bir insanın kolunu iple sarıp bağlıyor ve kanın atar ve toplar damarda toplanmasına bakarak sonuca ulaşıyor. Şöyle ki atar damarlar toplar damarlara göre kolun daha iç kısımlarında bulunurlar ve bağladığınız ipi sıkıp gevşetmenize göre kolda kan akışı olur ya da kan toplanır. Eğer ipi ayarında sıkarsanız atar damardan kolun alt kısmına kan akışı olurken toplar damarlar sıkışmış olduğundan kolun üst kısmına kan akışı olmaz. Ve toplar damarlarda kan birikerek şişme meydana gelir. Bu durumu genelde filmlerde gördüğünüz zehrin tüm vücuda yayılmasını önlerken yapılan o müdahaleyi düşünerek anlayabilirsiniz. Eğer ip veya başka bir şeyle toplar damardan kalbe giden kan akışını kesmezseniz zehir tüm vücuda yayılır. İşte bu deney ve gözlem sayesinde Harvey kan dolaşımı ve kalbin işlevi üzerine büyük keşiflerde bulunuyor. Harvey'nin başka önemli keşfi ise kalbe yakın olan atar damarların kalbe uzak olanlara göre daha kalın olduğunu fark etmesi. Yani kalpten uzaklaştıkça atar damarların çapının küçüldüğünü keşfediyor. Bu durum kalpten pompalanan yüksek basınçlı kanın damarları patlatmadan vücudun uç noktalarına kadar iletilmesine olanak sağlıyor. Harvey'e göre kalp bir pompa gibi çalışıyor. Fakat kalbi pompaya benzeten ilk kişi Harvey değil, René Descartes'tir. Bu durum bize bilimin köşeli yani belirli bir doğrultuda ilerlemediğini gösteriyor. Harvey ve Descartes farklı yerlerde olmasına karşın aynı sonuca ulaşabilmişlerdi. Bu nedenle bilim insanlarının hiçbiri olmazsa olmaz karakterler değildir. Kişinin içinde bulunduğu toplumun gelişmişlik seviyesi ve takip ettikleri akılcı ve mantıklı yol olduğu sürece bilimsel gelişim durdurulamaz. Belki zamansal olarak sarkabilir ama mutlaka gelişme sağlanır. Bu nedenle bilim alanında tarihteki önemli insanlara bakınca hiçbirinin vazgeçilmez, olmazsa olmaz kişileri olduğunu düşünmenin hatalı bir düşünce olduğunu söyleyebilirim. Bu söylediklerime başka bir örnek olarak Newton ve Leibniz arasında geçen tartışmayı da gösterebilirim. Aranızda Newton ve Leibniz'in arasında yaşananları bilenler mutlaka olacaktır. Bu başka bir podcast'in konusu olacak. Ancak bu ikili arasındaki yaşananlar yine bilimin köşeli olmadığına güzel bir örnek. Harvey'e tekrar dönecek olursak, Harvey her ne kadar kan ve kan dolaşımı ile ilgili birçok doğru keşifte bulunmuş olsa da, önceki çağlardan beri egemen olan kanın Yaşam ruhunu tüm vücuda dağıttığı fikrinden kurtulamıyor. Bunu kitabının bir bölümünde yazdıklarından rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu bölümde ne yazdığını videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Videoyu durdurup açıklama kısmını okuduktan sonra dinlemeye devam edebilirsiniz. Harvey'nin kanla ilgili olarak bu şekildeki görüşü yaptığı buluşların bizi ileriye götürecek doğru bilgiler olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tam da bu noktada şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir olgunun varlığını sadece ona neyin sebep olduğunu bilmediğimiz için reddetmememiz gerektiğini anlayabiliriz. Harvey kan dolaşımı ile ilgili doğru bilgiler elde etse de buluşlarını mistisizmle bağdaştırması onun kan dolaşımı ile ilgili doğru veriler elde ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Bu duruma bir örnek verebilirim. Şimdi Aristo dünyanın evrenin merkezi olduğunu ve diğer gök cisimlerinin onun etrafında döndüğünü savundu. Fakat Kopernik ve sonrasında yaşanan gelişmelerle dünyanın merkez olmadığı anlaşıldı. Ancak bu gelişmeler yaşansa da Aristo'nun mantıken doğru yaptığı kısımlar da vardı. Örneğin gök cisimlerinin bir merkez etrafında yörüngesel hareket etmesi. Bu çıkarım Kopernik ve sonrasındaki keşiflerde de değişmeyen bir doğru. Güneş merkezde ve gök cisimleri onun etrafında yörüngesel hareketi izliyorlar. İşte buradaki mantıkta olduğu gibi Harvey her ne kadar doğru bilgiler elde etse de elde ettiği bilgileri mistisizmle bağdaştırması onun elde ettiği doğru bilgilerin tamamen yanlış olduğu anlamına gelmiyor veya onları yok etmiyor. Sonuç olarak William Harvey deney ve gözleme dayanarak kanıtlama yolunu izlemesiyle günümüz bilim mantığına göre hareket eden ilk kişilerden biri. Yani Harvey sahip olduğu mantıkla günümüzde yaşasaydı Andreas Veselius gibi o da yabancılık çekmeyecekti ve yine bilim insanı olarak görülecekti. Harvey hakkında genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Son sözü Harvey'e ait bir sözle yapalım. Her şeyin bir Aristoteles ya da Galen ya da başka bir kudretli isim tarafından yeteri kadar sarsıcı ve kesinlikle soruşturulduğunu ve onların bilgilerine hiçbir şey eklenemeyeceğini düşünenleri çoğu zaman merak ettim ve hatta güldüm. Bir başka podcastte görüşene dek kendinize iyi bakın ve bilgiyle kalın.